Başlıyorum. Herkese tekrar selamlar. Yeniden bir karavan tanıtımdayız. Çünkü yeni karavanımızı aldık. Bir hayırlı olsunu alırız. Onu da aşağı yorum olarak yazarsanız mutlu oluruz. Yeni hayırlı olsun Hüseyin Bey. Teşekkür efendim. Size de efendim Gülden Hanım, size de hayırlı uğurlu olsun. Yeni karavanımızı zaten çok uzun zamandan beri bahsettiğimiz gibi Weinsberg 390 QD aldık. Biz bunu ikinci el olarak aldık karavanı. Çünkü şu anki bulunduğumuz dönemde karavan bulmak biraz zor. Temin süreleri çok uzamaya başladı. Biz şu an Mayıs ayındayız ve karavanları şu anda Ağustos-Eylül aylarında teslim edebiliyorlar. Biz de çok da karavansız kalmak istemedik. Şu anda iki tane karavanımız var. Birini satamadık. Evet. İkinci... Satılmadı diyelim. Henüz satılmadı. Büyük bir ihtimalle inşallah bu video yayına girene kadar satılmış olur. Sağ olsun Karavan Surfing Ercan abinin de desteğiyle biz bu karavanı bulduk. Onur diye bir arkadaştan satın aldık Bursa'dan. Ve işte ilk kamp olarak da buraya geldik. Şimdi kısa olarak elimizden geldiğince anlatacağız. Çünkü biz zaten bu karavanı alırken inanılmaz çok araştırmıştık. Yani kaç kere bak. En şey iki karavan arasında kalmış. Biri buydu, diğeri de Adria'nın buna benzer bir modeli var. 420 küsur bir şey PV. Taklı bir modeli ama onun içi biraz daha dar gibiydi. Bizim artık son kararımız bu Weinberg'ti. Bir de bunu doğru söylüyor muyum acaba? Evet, doğru söylüyorsun. Senin sesin bu arada çok az geliyor olabilir. Gülden'in sesi az geliyorsa videoda altyazı olarak izleyeceksiniz. O zaman önden arkaya ve en son içeriye şeklinde gidelim. Karavanımızın üzerinde 1350 kiloluk dingil var. Güçlendirilmiş dingil var. Türkiye'de şeyden aldığımız zaman bunu... Niye güldün? Ya dingil deyince gülünmez ama. Gülden'in 3 yaşındaki, 3 yaşındaki halinde güldüğü şakalar ortaya çıktı. 1350 kiloluk güçlendirilmiş dingil var. Türkiye'den aldığınız neredeyse bütün Weinsberg karavanlarda Agus paket, işte 2K paket şeklinde farklı adlandırılmış aynı şeyler geliyor. Güçlendirilmiş dingil gelecek bunda. 1350 kilo olarak dingilimiz var. Bu karavanda Alco altyapı var. Bazı Weinsberg'lerde bu arada Knot altyapı var. Daha önceki videolarda da sürekli anlattığım gibi aslında ben Knot'u biraz daha fazla seviyorum ama bunu... Artık Alco seveceğim. Mecburen Alco seveceğim ama Knot'un özellikle stabilizatörünü ben daha çok seviyorum. Yani Alco'ya kıyasla daha güçlü tuttuğunu düşünüyorum. Ama sonuçta stabilizatör stabilizatördür. Hiç olmamasından iyidir. Bu arada Alco kötü değildir. Bu benim tamamen şahsi tercihim. Doğru olduğu ile ilgili hiçbir kanıtımız yok yani iddiamız yok. Herkes zaten Alco'nun daha iyi olduğunu söylüyor ama benimki garip bir Knot sevgisi. Sırf şeyden, neyden? Muhaliflikten. Muhaliflikten tabii muhaliflikten. 13 pinli bir elektrik sistemimiz var. Standart Avrupa karavanların hepsinde olduğu gibi. Arkaya doğru geldiğimiz zaman o kadar gelmene gerek yok bence. Burada bizi bir tüplük karşılıyor ama gerçek bir tüplük karşılıyor burada. Neden? Neden gerçek bir tüplük karşılıyor cümlesini şuradan tık diye oturuyor. Neden bir güçlük gerçek tüplük karşılıyor dediğim şu. Avrupa karavanlarda hepsinin tüplük alanlarının içinde şöyle delikli deliklidir aşağısından. Bu da şu demek, tüp sızıntısı olduğu zaman karavanın içinde ya da kapalı bir ortamda kalıp sıkışma yapmaması için. Buyur canım benim. Bir saniye, video çekiyorsun. Tüpte sıkışmaya olup bir patlamaya yol açmasın diye böyle bir durum vardır. Yani güvenlik için. Bu karavanda iki tane büyük tüp alanı var. Bizde şu anda bir tane tüpümüz var. Büyük bir ihtimalle buraya alugaz ya da işte yerli muadillerinden bir tanesini alacağız. Çünkü LPG'yi her kampta var mı yok mu diye düşünmek biraz yorucu bir şey olduğunu düşünüyorum. İleride belki daha net tecrübe ederiz ama artık Türkiye'de de ucuz doldurulabilir tüp sistemleri var. O yüzden öneririm. Buraya geldiğimiz zaman şurada klasik ayakları açma yerimiz. Karavanı alırken standart olarak gelen iki tane... Ne denir buna? Stoper diyeyim. Adı stoper değil de. Bunu ne denir? Takoz. Takoz ya takoz. Takozumuz var. Bunlar karavanın tekerleklerinin altına koyduğunuz zaman kaymaması için. Çünkü biliyorsunuz bu karavanları... Nasıl? Onu nereye konuyor? Lastiklerin altına koyuyoruz. Ben de diyorum niye oradadır? Çünkü şimdi karavanın el freni, şu el freni... El freni nerede ya? Burada el freni. El freni şu açıdayken, yani karavanın burnu havadayken tutmaz, salar kendisini. Eğer eğimli bir yere geldiğin zaman o denge koyacaksın, kaymasını engelleyeceksin. Çok zaten hani ön tarafa doğru tutar da ön tarafta çok ihtiyaç olan bir şey değil. Burayı kapat,
kapatabilir miyiz? Kapatabiliriz. Burada başka anlatacağımız bir şey. Bu arada ben de ek olarak şunu söyleyeyim. Çok, çünkü benim ekim çok gerekli. Yani bütün eşyalarımızı aldı şu an burada. Hani tabii şey tabii olarak, yani bizim işte elektrik, hortum, tüp, mangal, odunumuz. Bunlar, evet, burada bu arada ciddi miktarda da odun var. Bunlar diğer karavanda odunlar, mesela karavanda o değildi. Genişlik olarak çok geniş gibi durmuyor ama uzun da olduğu için eşyalarımızı alıyor. Bir de dik bir alan olduğu için, yani yüksek bir alan olduğu için yükleme alanı verimli kullanabiliyoruz. Bunu da şu şekilde yukarı kaldırıp şurada bir pin var, çektiğimiz zaman bu kapanıyor. Bu şu kilitte hazır görmüşken şey yapayım. Bütün kilitlerde tek tek anlatmaya gerek yok. Bu karavanda tek kilitleme sistemi. Tek kilitli kilitleme sistemi diye bir şey var. Yani karavandaki bütün kilitler bir tane. Bir tane kilitle bütün karavandaki kilitleri aç. Tek bir anahtarla kilitleyebiliyoruz dersek ben dahil herkes anlar diye düşünüyorum. Evet, buradaki uyarıyı dikkate alıyorum. Tek bir anahtarla bütün karavanı kilitleyebiliyoruz. Bütün kapılarını kilitleyip açabiliyoruz. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman karavanın sol tarafına, bu arada bize önde kocaman bir dışı açılır cam karşılıyor. Tabii dışı açılır demem biraz saçma oldu. Artık polikarbon gerçek karavan camlarımız var. Aynı şekilde burada da iki tane aynı boyutta. Bu herhalde 110'a 50 ya da 110'a 75 gibi bir ölçü olduğunu düşünüyorum ama emin değilim. Ama ciddi büyükler. İki tane camımız var. Bu taraf oturma grubunda, yatak grubunda kalıyor. Burası yatak. Burada bizim 3 tane girişimiz var. Bir tane kilitli su girişimiz. Su buradan. Buraya geldiğimiz zaman Steve Water'ımız var. Colorado marka. Bu opsiyon olarak satılıyor. Opsiyon olarak alınır. Bizim çok kullanacağımızı düşündüğüm bir şey değil. Çünkü çok fazla karavan kamplarında kalmayı tercih etmiyoruz. Ama atıyorum Antalya tarafına gittiğimiz zaman Kaş taraflarında kullanabiliriz belki, ama zaten bizim gittiğimiz karavan alanları da genelde böyle karavan parkı gibi ayarlanmış yerleri olmayan normal kamp alanları oluyor. Orada da çok kullanacağımız bir şey değil ama var mı? Var. Burada 220 girişimiz var. Elektriği dışarıdan buradan. Evet, ben buradan. Ben yeni görüyorum bu arada karavanı. Güldeniz de yeni tanıdığı için karavanı şaşırıyor. O standartına uygun olarak 3 tane yan tarafta. Altta ışığımız, şu ışıklar ve yukarıda iki tane, bir de diğer tarafta ışığımız var, aydınlatmamız. Bunlar stoplar yalnız. Burası atık su alanımız. Böyle ağacın arkasından döndüğümüz zaman arka tarafta bizi gene aynı boyutta bir tane büyük cam karşılıyor. Yukarıda bir tane fren ışığımız var ve burada reflektörlerimiz var. Çok burada bir şey görünecek bir şey yok. Ben şu arka ne diyorlar bunları? Sinyalizasyon. Onların tasarımını sevdim bu arada. Güzel, evet. Görünüyor. Hafif böyle retromsu, böyle şey 50'lerin Amerikan arabasını andırıyor. Buraya geldiğimiz zaman dıştan kasetli tuvalet. Bu Hüseyin Bey'i en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. Ya çünkü şu var. Ne olursa olsun tuvaletin hani içinde su varken, sifon suyu varken ve tuvaletin içinde yarım miktar dolu dediğimiz zaman 10-30 kilo falan oluyor içeride. Onu içeriden al, çıkart, gerçekten hani fıtık fıtık, yani böyle L4, L5 diye bağırıyor belim. Böyle olduğu zaman buradan tık diye açıyoruz. Bunu açmayacağım. Bunu zaten biliyorsunuz. Çok isteyen olursa aç diyen olursa. Özel olarak mı açacağım? Tabii özel olarak. Neyse, bir açayım. Gene de açayım. Çünkü mutluyum bundan. Şöyle iki tane düğme. Bu arada şöyle bir durum var. Direkt yukarısı tuvalet. Bu arada bunu son zamanlarda bir uyarıda bulunayım. Dıştan kasetli tuvalete sahip olanlar bunları çalıyorlar. Bayağı bu kilidi ısrarla kontrol edin. Çalıyorlar bunu. Bu tarafa geldiğimiz zaman banyo tarafında, mutfak tarafında küçük bir camımız var. Ve burada buzdolabının menfezleri var. Şu an buzdolabı çalıştığı için dışarı sıcak hava üflüyor. LPG'de şu anda, çünkü dışarıdan elektrik almadık. Ve burada en sevdiğim. Şuradan göstereyim. Burası karavanın diğer tarafına kadar gidiyor ve bütün yatağın altını kaplıyor. Yani buraya bisiklet de koyulabilir. Bu arada
şöyle ben alayım. Şu tarafa doğru, şu ileride su depomuz var. İşte bu alan inanılmaz büyük ve kullanışlı bir alan. Şey yani hani ihtiyacımız olan her şeyi hafif olmak şartıyla buraya koyabiliriz. Şurada bizim turma su ısıtıcımız var. 220 ile çalışıyor. Şu altta gördüğümüz siyah parçada onun defrost sistemi. Yani bu soğuk havalarda oradan turmanın içindeki suyu boşaltıyoruz. Bu sayede içerisi donmadığı için çatlama patlama vesaire konuları yapmıyor. Şu şartel bizim mover'ımızın şarteli. Şurası da mover'ın kontrol ünitesi. Zaten şarteli açtığım zaman A ışığının yandığını görürsünüz burada. Bu mover'ın aktif hale geldiğini gösteriyor. Şu alet çantasına benzeyen şey de bizim akümüz. Ve bu mover'ın manivelası. Şunu bir kapat. Manivela. Şurada bizim Truma Mover Smart'ımız var. Bu manuel yarı otomatik mover olarak geçiyor. Bir de bunun tam otomatikleri var. Tam otomatik kumandadan aktif hale getiriliyor şu yanaştırmayı. Bunu buraya taktığınız zaman çeviriyorsunuz. Ağır bir şey değil. Tık diye bir ses duyacaksınız. Bu şekilde de serbest bırakıyoruz. Biraz sertmiş. Ben beklediğimden daha sert oldu. Ve ondan sonra kumandasıyla hareket ediyoruz. Kumandalı hareket videosunu zaten görürsünüz. Büyük ihtimalle yayına sokmuş olurum. Ve dıştan baktığımız zaman da bizim burada Thule Omnister 1200 tentemiz var. Torba tente açmadım. Çok üşeniyorum açmaya. Çünkü torba tenteyi toplaması o kadar da kolay değil. Bu arada çok da abartıldığı kadar zor bir şey değil. Yani birkaç dakikada yapılabiliyor da gene de ihtiyacım yoksa açmak istemiyorum. Çünkü şu an ağaçların altındayız. Rahatız. Ama ben görmek istiyorum. Açarım tamam. Ve o zaman içeri doğru girelim. Hemen hızlı hızlı bir ortalığı toplayayım. Hemen dağıtmışsınız ortalığı. Parmağım acıdı. Yayın kazası. Yayın kazası. Az önce orada mover'ı takmaya çalışırken karavan hareket halinde olduğu için sıkıştı. Şöyle hemen dizdiğim bazı malzemeleri. Kameranın koruma kılıfını. Buraya geldiğimiz zaman bizim burada 140'a 1.90 yatak karşılıyor. Bu yatak ne? Çok geç. Aa gözümde böcek var benim. Beraber. Videoda hapşırdım ki herkes çok yaşadı. Hepsi çok yaşadı. Durup dururken şey yaptın ha. Biraz yaşam tadı. Burada ne dedi? Dur ya şey yatağım diyor. 140'a 1.90'lık bir çift kişilik Visco. Bunu özellikle belirtiyorum. Visco çok güzel, çok rahat bir yatak var. Yatak güzel. Şımarım tabii. Yani gerçekten ben bu karavanın içinde bu kadar çok depolama alanı olduğunu tahmin etmiyordum. Ya da hiç bakarken, incelerken gözüme gelmemişti ama. Kullanmaya başladıkça dolduramadım. Yani dolmuyor. Bir iki tane doldurduk ve şey oldu. Şu ön taraftakiler bu arada kilitli değil. Bunların ikisi kilitli değil. Bunları yani kamp alanına geldiğimiz zaman kullanmak da mantıklı. Zaten kıyafetleri falan koyduk mesela buraya. Diğerleri kilitli. Yani ama bu arada kilitli değil. Onlar da çok kolay da açılmıyor. Yok. Yani pat diye gelmiyor. Ağır bir şey yoksa gelmez. Zaten şöyle bir şey var. Burada da hani kaymasın diye bir alan var zaten. Hani içindeki malzeme kayıp çarpmasın diye bir alan var. Burada açık bir raf var. Göstereyim mi? Hemen göster. Orada da küçük bir açık rafımız var. Şöyle bir açıdan alayım. Burada bir tane bir küçük raf var. İki tane yatak başı lambamız var. Bunlar böyle hareketli, tatlı. Güzel, şımarık. Şımarık hareketler. Şımarık anlar. Karavanın o altındaki alana buradan da ulaşılabiliyor aynı şekilde. İçeriden de alınabiliyor. Az önce Truma'nın defrost sistemini göstermiştim. Boşaltma sistemini. Şurada da aynı şekilde şeyin de var. Su deposunda bir boşaltma alanı var. Ya buradan da net gözüküyor mu bilmiyorum ama burası yani gerçekten çok büyük bir alan. Oldukça büyük bir depolama alanı. Bunu yavaş bir şekilde aşağı indiriyorum. Sola geldiğimiz zaman Dometic'in 90 litrelik üçlü sistem buzdolabı var burada. Üçlü sistem dediğimiz 220, 12 ve LPG ile çalışıyor. 12 ile çalışması
aslında biraz daha hani soğukluğu tutmak üzerine kurulu. Çok şey değil, hani verimli çalışmıyor sayılabilir. Yani yolculuk sırasında malzemeleri serin tutmak için, yani ısınmaması için kullanılan bir durum aslında şu anda. Tabii ki bunlar karavan için tasarlandığı için her şey kilitli. Şurada yukarıda bir düğmesi var. Açtığımız zaman içeride gözüküyor. Hemen doldurur musunuz? Hemen doldurdum. Bunu kapatıyorum. Sağ tarafta Truma 3400 ısıtma sistemimiz var. Bunda aynı zamanda Truma Vent de var. Truma Vent de herhangi bir şekilde ısıtıcı içerideki hava sirkülasyonu sağlıyor. İçeriye düzenli olarak hava verebiliyor. Yani Truma şeyi ısıtıcı çalıştırmadan da Ne yapıyor? içindeki havayı sirküle ediyor. Düzenli olarak içeriye havalandırma Ha, sistemi. ısıtmadan Isıtmadan da. içeriği Vent şey gibi, yani havalandırıyor. içerideki havayı yeniliyor. Şu an çalışırım. Güzel bir havayla mı yeniliyor peki? Evet. Nasıl bir Bak işte. havayla yeniliyor? Dışarıdan alıyor. Ha. Buradan ayarı var. Burası bunun ayarı ve buradan da üzerine bastıraraktan Ne çalıştırıyor. yapıyorsun öyle? Katalitik açar gibi Evet, herhalde. katalitik açar gibi bastı. Baktığımız zaman temel. Doksanlar. Üzerine bastırdığımızda pıh diye bir ses duyuyoruz. Ve çalıştı. Ne çalıştı şimdi? Şu an ısıtıcı çalıştı. Yani inanılmaz güzel, Peki sessiz. bunda dereceyi gösteren bir şey var Bunda mı? derece aslında şu, hani 5 kademeli, daha doğrusu aralarında da bir sürü ayarı olan şey var. Neydi onun adı? Ayarı var. Yani öyle 25 dereceyi ayarlayayım gibi bir durum yok. Bizim o karavanda çünkü biz bir dereceye ayarlıyorduk, orada tutuyorduk ısıyı, değil mi? Evet, tabii Webasto da o kadar bu konuda iyi çalışan bir şey. Yani güzel çalışıyor. Isı derecesi güzel çalışıyor da çok sesli çalışan bir şey. Yok, ses için demiyorum. Dereceye işte Derece tabii. ısrarlıyorum. Ama Dereceye. Bu tarafta büyük 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 bir Kocaman. dolap var. Benim diğer karavanda en istediğim şey şöyle askılı bir şey. Hani elbisedir, uzun bir şeydir. Asmak olmuyordu. Yani o öyle eşyalarımızı asamıyorduk. Şu anda burası ele geçirildi. Ama Şu Truma'nın havalandırma sistemi işte, dışarıdan hava alan yeri. Burada bir tane MMPT güneş paneli şarj kontrolümüz var. Evet, bunda bir güneş paneli var da çok da hani ihtiyacınız olan bir şey değil. Çünkü karavanın neredeyse tamamı zaten şeye çalışıyor. LPG ile ya da 220 ile çalıştırılabilir halde olduğu için güneş paneli sadece hani devamlılığı sağlamak için. Yani bu karavan şu anda komple kendisine yetebilecek bir sistem. biz şu an neyle Biz elektrik alıyoruz? bizim akümüz doluydu. Ha, ya Şurada. güneş enerjisi. Tabii, güneş enerjimiz vardı bizim. Şu an ne kadar akümüz? Şuradan ben de Dolu görünüyor. Şu dolu yanda bir görünüyor. şey bat şey değil mi? Böyle, düğmeleri var işte. Ben de daha kurcalamadım tam yeteri kadar. Şurası havalandırma sistemini gördüm. Şuraya indiğim zaman burada bizim bir elektrik iptal şartenimiz var. Acil durum içinde kullanılabilen. Ve burada Truma Terme 220'nin ısıtıcısı var. Bu zaten 220 ile çalışıyor sadece. O Su. su ısıtıcımız. Kapatıyorum. Burayı kapatalım. Tamam işte o da yukarıda bir Ha, arkam kapatmadım kısmı. ben. Bu Mutfak kısmı. üçlü domatiğin ocağı var burada. Güzel çalışıyor. Sevdi kendisini. Güzel yani iki göz de yeterli, üç daha da iyi. Bir de bunların aralarında mesafe olması bence önemli. Bazısı üçlü oluyor ama çok dip dibi oluyor. Yani bir şey koyduğun zaman yanına ekstra başka bir şey kullanamıyorsun gibi Evet oluyor. evet bu O güzel yüzden bir alan. bence açısal olarak gayet güzel, kullanışlı. Zaten camlı kapanabiliyor. Evet, o da ekstra bir şey kullanım alanı yaratıyor. Bu bizim mini çöp Evet, şunu ortadan kaldırmak istedim ama kutumuz. kaldıramayacağım. Kilitli dolapları şuradan göstereyim. Burada bir tane dil var. Aşağıdaki çekmecelerde şu dili yukarı tuttuğunuz zaman açılıyor. Yukarıdaki dolapta da yukarıdan bastırdığınız zaman açılıyor. Onun haricinde gelmiyor. Böyle yer değiştirdiğimiz zaman bizi 1,5 kişilik bir yatak bence. Ve normalde de işte 4 kişinin oturabileceği ya da 3 kişinin rahat rahat oturabileceği bir oturma alanı karşılıyor. Bu buradan kalkıyor, aşağı doğru iniyor ve yatak haline geliyor bunlar geldiği zaman. Gene burada bir sürü dolabımız var. Bu okuma aydınlatmalarımız var. Bir de bu arada karavanın içinde ledler, şu spotlar, şuradaki lambalar ve
LED aydınlatma, ambulans aydınlatmalar var. Bunlar güzel. İstediğimiz şeye göre, ışık isteğine göre bir sürü opsiyonumuz oluyor. Ve buraya geldiğimiz zaman da burası bizim banyomuz. Şuradan lambasını açalım. Bunu özellikle açıyorum çünkü ben az önce lambanın nerede olduğunu bulamadım. Bir süre lamba evet, nerede? Biz lambayı arıyoruz. O bütün ışıklara bastık falan. Yok. Işık yok. Banyonun ışığı. Meğerse şunun altındaymış. Altındaymış adamlar. Aklınızda bulunsun. Bulamazsanız. Bizim burada domatiğin dıştan kasetli tuvaletimiz var. Bu dönebilen versiyon. Burada şöyle ben aynayı falan da göstereyim. Dolaplar şöyle. Şurada ayna. Şurada bir tane havalandırma. Bir hekimiz var burada. Bu banyonun şeyi buradan evyesi uzuyor, duş oluyor. Bunu bir geri yerine koyayım. Yanlışlıkla suyu açtım. Suyu açtım yanlışlıkla. Bunu taktım. Şurada bir perdemiz var. Bu perde dışarı su girmemesini engelliyor. Ve burada da kilitli dolaplar var. Burada şöyle çıt çıt yaparak kilitlenen bir dolaplar var. Yani malzemeler içinde sabit bir şekilde durabiliyor. Bir de şu aşağıda da bir şey var. Şurada da dolabımız var. Bunlar da böyle bastırmalı, itmeli. Yani bütün kilitler aslında uygun nasıl kullanılır, pratik nasıl kullanılır ona göre ayarlanmış bir şekilde. Bunu kapattıktan sonra canım ciğerim en sevdiğim. Evet, heki çok güzel. Bayıldım. Kocaman bir hekimiz bakın, karşılıyor bizi. Ağaçlara doğru bir şöyle komple açılabiliyor. Ciddi büyük. Evet. Havalandırma konusunda çok iyi olduğu kadar bir de manzara olarak da çok güzel. Bunu bu şekilde yapıp en son şöyle yukarı kilitlediğimiz zaman kilitleniyor. Bunu şu düğmesine basıp açtığımız zaman açılıyor bu arkadaş. Şöyle ben bunu birinci kademede tutayım ve gelsin. Bunu da buradan çektiğim zaman bu değil. Şu sineğimiz gelmiş. Şu camda camı göstereyim bari bahaneyle. Camlar kademeli açılıyor. Piston yok. Böyle çıt çıtlar var. Bir sürü seviyede tutabiliyoruz. Bir de bayağı geniş ya. Hı. Bak açar açmaz İçeri hava. Çok güzel hava geldi. Buradan da hani arka kapı da açık. Yazın falan hı, genelde karavanda hep bir havasızlıktan şikayet edilir ya. Biz gerçi Ares'te de etmiyorduk. Çünkü her bir tarafında bir havalandırma vardı. Yani bir cam, bir şey vardı. Onun arka tarafında camın olması güzel oluyordu. Yani hani içerideki havalandırma, hava sirkülasyonunu güzel sağlıyordu. Bu da ama burada her yer komple cam olduğu için burası yani dışarıda gibisiniz şu anda. İçeride gibi değilsiniz. Sineklik. Perdemiz. Bunu da böyle yukarı ittiğiniz zaman kapanıyor. Burada bir tane 220 girişimiz, çıkışımız. Ha, priz. Priz. Bir tane de mutfağın orada var. Nerede? Ben de görmedim bu arada. Bak yukarıda şuradası. Nerede? Ha, bunlardan biri. Evet. Evet, bana bak da karavan tanıtım. Sana da güller de karavanı anlatıyor. Bunların altında bir alan var mı kullanılmalı? Burada küçük bir alanımız var. Var mı? Var. Maşallah ya. Aynı şekilde burada da bir alan var. Aynı zamanda şimdi buraya gelirsen sana bir şey göstereceğim. Şimdi karavanın birçok yerinde videoda görürken, gezerken şurada boruları görmüşsünüzdür. Bu borular şuradan da açtığım zaman karavanın içerisindeki hava sirkülasyonu sağlayan ve karavanın her yerine eşit şekilde ısıtan sistem. Yani çalıştırdığınız zaman karavanın banyosu da ısınıyor. Banyo oturma tabii. Bizim banyo buz gibiydi. Soğuk olabiliyordu. Burasından da hava ısı veriyor. Oradan da veriyor. Aynı zamanda yatağın kenarlarında da bu boru kenarısından böyle kenarından, kenarı yazısından, kenarısından Bursalıyım. Buradan böyle etraftan dolaşıyor ve o boruların üzerlerinde delikler var. O delikler sayesinde yatağın her tarafından aynı zamanda ısıtıyor. Yani sabit tek bir noktadan üflemiyor. Her yerden bir üfleme olduğu için karavanın içi eşit şekilde ısınıyor.
Bu karavanla ilgili zaten şöyle bir durum var. Bu karavan gerçekten yalıtım konusu çok çok başarılı bir karavan. Yani bunu kullanıcıların yanındaki arkadaşları falan anlatıyor. Yani Uludağ'da çok uzunca süre kar altında kalıp hiçbir şekilde yani sorun yaşamayan insan sayısı inanılmaz çok bu karavanda. Kış deneyimleyememiş olduk ama önümüzdeki kış inşallah deneyimi ben de konuşalım, Deneyimle de. deneyimleriz. Ama zaten bu sene kış da yani Olmadı ama olmadı yani kar kampı olmadı. neyse. Ve başka geldiğimiz zaman da son olarak tatlı şiperde. Evet. Pardon. Bu Böyle oturma alanıyla yatak alanını ayıran gayet güzel bir perde. perde. Yani Çünkü bazen bu arada hani şu an söylüyorum bunu da karavanı merak eden insanlar olabiliyor. Hani içerisinde sahip değil desen de bakmak isteyen insanlar da olabiliyor. Bazen de insanları da Yatak kıramıyorsun. alanı kısmı bir de atıyorum hani sen uyuyorsun ben uyandım perdeyi çekip öbür tarafta seni rahatsız E tabi. etmeden ışık gelmeden hayatıma devam edebilirim. Oh. Örneği kendi üzerimden verdim. Evet, ben de bu Erken örneği vermeden uyandığım çok için. mutlu. Güliz çok erken uyanıyor. Yani bayağı erken uyanıyor. Ve o zaman son bir kontrol yaptığımız zaman yeni karavanımız bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. İsteyen herkesi sahip olması, Herkesin. herkesin Herkesin. herkese nasip olması dileğiyle Evet. Daha daha güzelleri güzelleri sizlerin sizlerin olsun. olsun diyor ve kendinize iyi bakın diyoruz. Bu arada videonun sonunda söylediğimiz bir şey var. Yanlışlıkla videonun sonuna kadar kaldı. Niye kimse abone ol Bakma. demiyoruz kimseye? Başına eklersin. Ben bu bölümü kesip başa koyabilirim belki. Yani abone olun, takip edin, bir şey yapın. Bir yorum yapın da sayfayı bir büyütelim ya. Bir böyle bol bol çekerim ben size. Sorun değil. O zaman Buradan hoşça kalın. görüşürüz.